Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Saat 3.25'te biz Erivan merkeze gelebildik. O kadar yorgun ve o kadar uykusuzduk ki hostel bulduk ve hostelde konakladık. Sabah oldu ve ben hostelden ayrıldım. Çok kötü bir yoldan geldik. Gerçekten söylüyorum, ben bu kadar kötü olabileceğini tahmin etmiyordum. Yani 300 küsür kilometre yolu biz 8 saate yakın bir zamana da gelebildik. Tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir. Yani ucuza getirmek istiyorsanız eğer karayoluyla buraya ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ama paranız varsa uçak kullanmanızı ben tavsiye ederim. Gerçekten söylüyorum, yol çok kötü çünkü. Kaldığım hostelde kahvaltı da vardı. 18 TL'ye kaldık hostelde. Ucuzdu ve güzeldi ama ben sabah kalktığımda canım hiçbir şey istemedi. Kahvaltı falan yapmadım. Çıktım hostelden. Biraz yürüyüş yapıp açılmak istiyorum. Sonrasında kahvaltılık bir şey bakacağım. Kahvaltıdan sonra da Erivan merkezi gezmeye başlayacağız. Erivan 1 milyon 60 bin nüfusa sahip bir şehir, başkent. Ama yani sabah saat şu anda 9.30 civarında. Çok sakin, çok sessiz ve trafik neredeyse yok diyecek kadar az. 1 milyon nüfuslu bir şehirde biraz trafik olması gerekiyor. Niye böyle anlamış değilim. Temiz bir şehir mi? Düzenli bir şehir. Ama çok yani sonbahar olmasıyla alakalı yapraklar dökülmüş etrafta. Ama hiç temizlememişler. Az önce bir bayan gördüm. Kendi iş yerinin önünü kendisi süpürüyordu. Etraf yaprak ve temizlenmemiş. Erivan'da binalara baktığınızda eski Sovyetler dönemine ait binalar olduğu çok belli. Ama yeni yapılan binaların bazıları artık modern mimari tarzına dönmeye başlamış. Erivan, Ermenistan'ın başkenti ama öyle bakıldığında işte yüksek yüksek uzun uzun böyle gökdelen tarzı binalar, etrafı camla kaplanmış parıl parıl parlayan binalar yok. Onun yerine daha sade, daha az katlı, daha otantik, farklı mimarilerin kullanıldığı binalar var. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü bir yüksek yere çıktığınızda, bir şehri görmek istediğinizde o binaların yüzünden göremiyorsunuz. Her tarafta gökdelen tarzı binalar oluyor. Göremiyorsunuz ama şimdi bir tepeye çıkacağız. Burası Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı çok rahat görebileceğimiz, tamamını görebileceğimiz bir tepe olacak. Orada benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ermenistan çok fazla Türk ziyaret etmiyormuş. Hatta hiç etmiyor diyecek kadar azmış. Ben dün akşam sınırdan Ermenistan kapısına geldiğimde benim pasaportumu görünce güldüler. Birkaç kişi toplandı, pasaportu incelediler, baktılar. İşte Türk olduğumu görünce çok şaşırdılar. Sonra birbirlerine pasaportu gösterdiler. Sanırım yani zaten o kapıya girmek için önce İran kapısından çıkmak gerekiyor. İran gümrük polislerine de sormuştum buradan Türk pasaportuyla giren oluyor mu diye. Bana abartısız size dedi, yemin edebilirim dedi. 2 ayda bir kişi belki buradan giriyordur dedi. Hiç görmüyoruz desek yanlış olmaz dedi. Gerçekten de Türkiye'den buraya çok fazla gelen insan yok. Çünkü politik sebeplerden dolayı iki ülke birbirine küstüğü gibi insanların da birbirine küstürmüşler demek belki yanlış olmaz. Ama ben gelinmeyecek bir yer olarak görmüyorum. Bence gelebilirsiniz, gezebilirsiniz, görebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Bazı insanlar şunu düşünüyor, bunu biliyorum. İşte Ermenistan'a gidersek bize nasıl davranırlar? Acaba Türk olduğumuzu gördüklerinde saldırırlar mı bize? İşte bir şey yaparlar mı orada? Bir şey olur mu? Kimse kimseye bir şey yapmaz. Siz iyi olursanız herkes iyi olur. Var mıdır içerisinde çok böyle aşırı uç ırkçılık yapan? Vardır. Türkiye'de de bundan bolca var. O yüzden bence hiç çekinmeden
Ermenistan'a gelmek istiyorsanız gelip gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, Ermenistan'ın Kaskat Anıt Parkı'na geldik. Burası Erivan'ın tam ortasında, merkezi bir yerde bulunan Kaskat Anıt Parkı. Burası Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 50. yılı anısına yapılmış bir park. Dünyaca ünlü heykeltıraşların heykelleri bu parkta yer alıyor. Bu parkın devamında tepeye çıkmak için 750 merdiven kullanabiliyorsunuz veya içerisinde asansörler var, asansörleri kullanabiliyorsunuz. Bir de yürüyen merdivenler var, onları kullanarak parkın tepesine çıkabiliyorsunuz. Orada bir anıt var, 50. yıl anıtı ve o anıtın olduğu yerden de Erivan'ın tamamını görebiliyorsunuz. Ağrı Dağı'nın da en güzel görüldüğü yer, yani Erivan'dan Ağrı Dağı'nın en güzel görüldüğü yerde orasıymış. Şimdi oraya çıkacağız ve Erivan'a tepeden bakacağız. Normalde bu fıskiyelerden su akması gerekiyor ama gördüğünüz gibi kapalı. Kapatmışlar, şu an su akmıyor. Bu basamaklardan çıkarsanız 750 basamak çıkıyorsunuz ve tepeye ulaşıyorsunuz. Kapı açıksa asansör ile çıkmayı deneyebiliriz. Galiba açık. Evet. 8'de açılıyormuş, 8'de kapanıyormuş. 12 saat açık yani. Evet, tepeye ulaştım. Normalde söylenen tepeye kadar asansörle çıkabilirsiniz. Yürüyen merdivenler var, onlara çıkabilirsiniz deniliyor ama öyle değil. Yine siz de bayağı bir merdiven yürüyorsunuz. Ben şimdi göstereceğim size. Normalde oradan başlayan park, merdivenlerle çıkmak istiyorsanız çıkıyorsunuz oraya kadar. Sonra yan taraftan merdiven yapılmış. Dışarı çıkıyorsunuz. Yani şu park alanından tamamen dışarı çıkıyorsunuz. Şu sokaktan geliyorsunuz buraya. Devamı yapılacakmış. Yani oradan merdivenlerle ta buraya kadar yapılacakmış normalde. Hatta temelde atılmış. Ama demirler falan paslanmış. Herhalde çok eski. Yani birkaç yıllık vardır ve daha fazladır, bilmiyorum. Demirler falan paslanmış. Yapılmaktan vazgeçilmiş. Ermenistan, yani Ermeni milleti, dünyada 12 milyon, bazı kaynakların söylediği 12 milyon kadar Ermeninin yaşadığı söyleniliyor. Bunun 3 milyon 100 bine yakını, 3 milyon 60 bin olarak görünüyor şu anda Ermenistan nüfusu, Ermenistan'da yaşıyor. Ama tabii Ermenistan'da yaşayan nüfusun tamamı da Ermeni değil. Çünkü Ruslar da var Ermenistan'da yaşayan. Bazı farklı, çok az da olsa farklı milletler var. Mesela İranlıların olduğunu biraz, çok az da olsa biliyorum. Türk yaşıyor mu? Türk vatandaşı bu ülkede var mı? Zannetmiyorum. Belki çok azdır, birkaç tanedir yaşıyordur. Burada Türkler yaşamıyor. Ermenistan üreten bir ülke değil, üretmiyor. Çok ürettiği bir şey yok. Tükettiklerinin de %90 civarını dışarıdan aldığını biliyorum. Bizim de ticaretleri yok. Çünkü sınırımız kapalı. 93 yılında Karabağ sorunu yüzünden Türkiye Cumhuriyeti tepki olarak sınırlarını kapattı. İki tane sınır kapımız vardı. Birisi Alican sınır kapısıydı. Oradan hem gümrük tırlar gelip gidiyordu, hem de kara
yoluyla vatandaşlar girip çıkabiliyordu. Bir de onun yukarısında tren yolunun açık olduğu bir kapımız vardı. 93'te kapatıldı bunlar ve bir daha da açılmadı zaten. Ama Türkiye bir şekilde Ermenistan'la ticaretini gerçekleştiriyor. Şöyle, Türkiye Ermenistan'a satacağı mallarını Gürcistan üzerinden veya İran üzerinden, Nahçıvan tarafından Ermenistan'a getiriyor. Çok fazla ürün sattığını biliyorum. 12 milyona yakın olan Ermeni nüfusunun 3 milyonu Erivan'da yaşıyor ama bunun dışında yaşayanların birçoğu Rusya başta olmak üzere. Hatta Rusya'da çok ciddi, zengin iş adamları var Ermeni kökenli olan. Ermenistan dışında yaşayan zengin Ermenilerin yapmış olduğu yardımlarla ülkeyi toparlamaya, ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Bir de biliyorsunuz Ermenistan'da çok ciddi bir deprem olmuştu. Gümrü deprem olarak kayıtlara geçti ve 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği gerçekten üzücü bir durumdu, bir depremdi. Ve o depremle birlikte Ermenistan ciddi anlamda bir çöküntü yaşadı. Çünkü çok ciddi can, mal kaybı oldu. Tekrardan şehri toparlamak, 30 bin insan yeniden ev verebilmek, onları tekrardan barındırabilmek, evleri yapılana kadar onları bir şekilde bir yerde muhafaza edebilmek kolay bir şey değil. Zor tabii ki. Gerçekten deprem Ermenistan'ı çok ciddi anlamda sarsmıştı. Hava çok sisli olduğu için şu anda şehrin de tamamı görülemiyor. Ağrı Dağı hiç görülmüyor. Ben de göremiyorum ki siz kameradan göremezsiniz. Ama Ağrı Dağı'nın en güzel görüldüğü yer burasıymış. Bu tepeden Ağrı Dağı görülebiliyormuş. Ama ben şu an Ağrı Dağı'nı göremedim. Akşama doğru büyük ihtimalle bu sis kalkacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum. Ağrı Dağı'nı görürsek ki göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman bakarız. Ağrı Dağı Ermenistan için çok şey ifade ediyor. Onların artık hayatının bir parçası ama çok enteresan. Ağrı Dağı onların sınırları içerisinde değil. Türkiye toprakları içerisinde olan bir dağ ama onlar o dağ bizim dağımız diyorlar. O kadar hayatlarına işlemiş ki Ağrı Dağı. Bunlar Ağrı Dağı'nı Ararat diyorlar. Ararat Dağı diyorlar. Her yerde Ararat yazıyor. Abartmıyorum size. Ararat kafe, Ararat otel, Ararat restoran, paralarının üzerinde metal paralarından tutun da işte kağıt paralarına kadar bütün paralarının üzerinde Ağrı Dağı'nın resimlerini koymuşlar. Adeta Ağrı Dağı'na aşıklar. Şu da söyleniyor, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ağrı Dağı'na uzaktan bakıldığında Türkiye'den daha çok Ermenistan tarafından bakıldığında güzel görülüyormuş. Bunu Türkiye'den birçok işte gezginin, gazetecinin burayı ziyaret eden insanların da söylediğini duydum. Ben Ağrı Dağı'nı Türkiye tarafından görmedim. Yani Ağrı'ya gitmedim. Ama en kısa zamanda gitmeyi düşünüyorum inşallah. Gittiğim zaman oradan da bakarım Ağrı Dağı'na. Sisli de olsa ben size şöyle Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı göstereyim. İşte Erivan böyle bir şehir. Gerçekten güzel bir şehir. Ben gerçekten beğendim. En çok beğendiğim tarafıysa dediğim gibi diğer başkentlere nazaran çok fazla yüksek binaların olmaması, daha çok böyle eskiyi koruma çabasındalar. Bu çok güzel bir şey. Ben çok beğendim. Hemen şu elimle gösterdiğim yer opera binaları. Orası da turistik bir yer. Turistlerin ziyaret ettiği bir yer. İşte Erivan böyle bir şehir. 1 milyon insanın yaşadığı güzel bir şehir. Şu karşı tepede görülen bir anıt var. Belki kamerada görünmeyebilir. Hemen şu karşı elimin ucunda bir anıt görünüyor. Orası da Ermenistan'ın sözde soykırım müzesi. O müzeyi gezmeye gideceğim ben. Sizlere de göstereceğim. Bu videoda da söylüyorum, o videoda da söyleyeceğim. Ben hiçbir siyasi amaç uğruna veya bir siyasi amacın peşinde değilim. Ben geziyorum ve gezdiğim yerde sizlere göstermeye çalışıyorum. Sözde soykırım anıtını da gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basmayı, yorum yapmak istiyorsanız her türlü yorum yapabilirsiniz. Her türlü yoruma açığım. Sadece lütfen seviyeyi düşürmeyin. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum bölümüne hiç çekinmeden sorabilirsiniz bana.
kim hiç görmem İra böre hayet Ahına meram Ahına meram Kan gönerem yan Haça nasiluna İncuci şarvila Aparar zeytunum